gerçekten birkaç belge almam lazım annen için. Arkadaşım Gündür'ü de burada bekleyeceğiz. Pervin Hanım'ın kliniği burası mı? Burası. Ülkenin hatta Avrupa'nın en iyi estetik hastanesi. İçeri bakmak ister misin? Yok. Bir an önce kaldığı hastaneye gidelim. Ne konuşacaksa konuşsun, evime dönmek istiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne oluyor burada? Binnur. Peki geldin. Ya aklım sende kaldı, geldim. Burada mı annen? Yok. Başka hastanede. Onun yanına gideceğiz şimdi. Hı, yolculuk nasıl geçti? İyi misin sen? İyiyim. Sen geldin, daha iyi oldu. Ya aşk o. Yalnız tuvalete gitmem lazım. Trafik felaketti, çok sıkıştım. Sen de üşüdün zaten. Gelin içeride bekleyin. İşim bitince birlikte çıkarız. Olur, olur, olur. Erik arkadan da yakışıklı ha. Erik de kızım, yeter. Ya seni güldürmek için yapıyorum. Yalnız bunun üstü başı çok şoförlük değil. Ya zengin bir kadının metresi ya da zengin bir kadın bunun metresi. Yani her türlü bir metreslik durumu var bence. Şu üstün zekanı gıybete harcıyorsun ya, çok üzülüyorum. Pervin Hanım almıştır onları. Yani her zaman düşkündür lükse, şaşaya. Oha, çok güzel. Klinik değil, burası bildiğin dev bir hastane. Çok afilli. Bu taraftan. Ne zaman çıkarız? Burası beni şimdiden gelmeye başladı. Çok uzun sürmez, 5 dakikaya çıkarız. Pervin Hanım'a bak sen ya. Bunca yıl bayağı sıkı çalışmış ha. Ama hayatına kendisini seven bir kişi bile sığdıramamış. Bak. Bak, 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 bak. Patronları ölüm döşeğinde, bunların keyfi yerinde. Masaya ağaç dikmişler. Estoş herkes çok güzel ya. Sen daha güzelsin. Burası Pervin Hanım'ın odası. Burada bekleyebilirsiniz. Döşeğinde olduğumu mu söyledin? Başka çarem kalmadı. Yoksa gelmeyecekti. Seni var ya, sana onun hesabını soracağım. Burnundan getireceğim seni. Ona kızma. Seni getirmesi için her yolu denemesini ben söyledim. Sen nasıl beni ayağını çağırıyorsun ya? Bir dakika. Bunca yıl sonra hangi yüzle sen beni arıyorsun? Konuşmak istediğim, anlatmam gerekiyor. Anlatma. Bana bir şey anlatma. İstemiyorum. İlgilenmiyorum. Anlatma bana. Öyle çekip gidip yıllar sonra tekrar hayatıma giremezsin. Yapamazsın bunu. Yok öyle bir dünya. Anladın mı? Ne zannediyorsun sen? Anaların yüz karası seni.
Sen çektin gittin, bu kız neler çekti sen biliyor musun? Şu sevimsiz arkadaşını söyler misin, dışarı çıksın? Bu sevimsiz dediğin arkadaşımın anası babası büyüttü beni. Sen yokken onlar vardı. Şimdi çıkıp karşıma bana annelik taslama. Yazıklar olsun sana be. Tuttuğun taş olsun. Bak, her şeyi konuşmanın bir zamanı var. Şu an sana anlatmak istediğim başka şeyler var. Efsun, hadi gidelim. Delirmiş bu kadın. Seni buraya boşuna çağırmadım ben. Hiç değişmemişsin biliyor musun? Hiç değişmemişsin. Hala soğuk, gaddar, duygusuzsun. Madem buraya kadar geldin, söyleyeceklerimi dinle. Sonra gidersin. Bir daha da karşına çıkmam. Çık da gör bakalım neler oluyor. Hadi Efsun, yürü gidiyoruz. Hadi gel. Artık ameliyat yapamıyorum. Elimde ne zamandan beri görmezden geldiği ağrılar ve his kaybı vardı. Periferik nöropati gelişmiş. Ne olmuş yani? Yaşarsın. Kolumda hızla büyüyen bir lipom var. Bası yapıyor. Acilen ameliyat olmam gerekiyor. Sonrasında da fizik tedavi başlayacak. Tekrar elimi kullanabilmem için. Neredeyiz biz ya? Doktor programında falan mı? Bize ne? Bize ne? Bir müddet buralarda olmayacağım. Kliniğin idaresini sana bırakmak istiyorum. Şaka mı bu? Sen bunca yıl görmediğin kızını iş için mi çağırıyorsun? Ha? Kamera şakası falan mı? Öyle bir halin mi var? Kliniğin batsın. Bana ne? Bana ne senden? Bana ne senin elindeki hastalıktan? Bana ne işinden, gücünden? Bana ne? 3 ay benim için çok uzun bir süre. Bu sürede hastalarımı bırakamam. Başka doktorlar çalar. Bu da klinik için çok zararlı. Senden başka güveneceğim kimsem yok. Bana güvenebileceğini nereden çıkardın? Çünkü seni baban yetiştirdi. Hiçbir şey öğretmemiş olsa bile merhametli ve güvenilir olmayı öğretmiştir. Şunu bileydin herhalde. Ben deliriyorum galiba. Yani gerçek olamaz bunlar, deliriyorum kesin. Pervin Hanım. Şu dünyada sizden nefret eden bir kişi varsa o da benim. De ben. Kızını da yıllar sonra iş için çağırıyorsun ya. Sana yazıklar olsun. Sen de böyle bir annesin işte. Duygusuz, acımasız, kalpsiz kadın. Yürü, 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 yürü. Gidersen çiftliği sizden alırım. Efendim? Çiftliği elinizden alırım. Yapamazsın. O çiftliği babama bıraktın sen, yapamazsın. Çiftlik babamın hayatı. Çalışanlarımız, atlarımız, babam mahvolur, ben de mahvolurum. Umurda değil ama ben de mahvolurum. Ellerimizle yaptık biz o çiftliğe ne yaptıysak. Beraber yaptık babamla, yapamazsın bunu bize. Bir kadın için boşandığı kocasına 20 yıl boyunca öyle bir çiftliği bırakması zaten bence çok ciddi bir hediye. Babanı şu kadarcık tanıyorsam bir kenara köşeye bir kuruş bile koymamıştır. İnanılmazsın. Ya ben yokken burayı idare edersin ya da çiftliği elinizden alırım. 3 ay bana yardımcı olmayacak kızımı öyle bir çiftlik bırakacak halim yok. Değil mi? Sen de baban da bana borçlusunuz. Yuh! Yüzsüz ya. Senin gibi... annenin... al çiftliğini başına çal. Kliniğin de batsın. Sen de bat inşallah. Sen Efsun'u bu yüzden mi çağırdın? Kızın o senin be, kızın! Ne biçim annesin sen? Efsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.